Canım yanıyor şu an. Mecburdum. İlişkimi devam ettirmek için yapmak zorundaydım. Sen hiç mecbur kalmadın mı bir şeye? Beni de bitirdin, kendini de. Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Dolap da varmış. Şu an sadece sussun diye velayeti de her şeyi veriyorum. Karşılıksız boşuyorum. Bütün haklarımı kaybederim. Mecbur ayıya dayı şu an. Bıldırcından baykuşu terfi etmişim. Daha ne yapayım? Birim bozuldu. Ya da İrem görüntü ekranı aldı restorandan aradığınızda. Sonra herkesin içinden geçeriz. Hasta oldum yemin ederim. İntihar edeyim bir mektup geriye. Sen neler atlatmışsın, yapma. Yayın yasağı aldık. Haberim var. Anam ağladı. Hiç uyumadım. Ben de şimdi sesli ağladım. Teşekkür ederim. Dava açacağız. Kazanmam lazım bunları. Ucunun kalıbına tüküreyim. Sorma. Alemsin. Müsait olmayınca şimdi çaktım. Kafa gitti. Ah evet, zaten yayın yasağı çıktı. Bu olaydan temize çıkacaksınız demesi bir resmin olmadığı anlamına gelir. Askıyorum yazdıklarını. Telefonum durmadı. Vallahi sağ ol, senin desteğinle. Benim görevim de. Boynumun borcu. Vallahi helal diyorum. Bakalım bence yapacak. Yaptı yaptı. Yapma. Seninle olmaktan hiç pişmanlık duymadığın diye söylediğin mesajdaşın Reza Zarab'ın evli olduğunu ve bir çocuğu olduğunu sen unuttun. Biz unutmadık diye mi sana tehditli şantaj yapmış olduk Hadiseciğim? Hayır.